Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Son Tahlilli'nin yeni bir bölümüyle, yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Tarih 1. sınıf öğrencisi Arif Sarı Yaşar. Arif, hoş geldin. Hoş buldum, teşekkürler. Evet, dün de konuştuk, bugün de konuşmaya devam edeceğiz. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyumu konuşacağız. Dün de bu konuyla ilgili Deniz Han Eren'le bir röportaj yapmıştık. Bugün güne gözaltılarla başladık. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde dün eylem yapan, atanan rektör değil, seçilmiş bir rektör istiyoruz, oy vererek bir rektör istiyoruz diyen öğrenciler taleplerini dile getirdi. Polis müdahaleleri oldu, biber gazlı, plastik mermili ve bugün de öğrenciler gözaltına alındı. Şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre 16 tane öğrenci, Boğaziçi'li öğrenci gözaltına alınmış durumda ve 2 günlük de bir gözaltı süresi mevcut. İlk olarak şuradan başlayalım Denizhan. Yani siz neden bu rektöre karşı çıkıyorsunuz? İkinci sorum ise dün iktidar medyası tarafından şöyle bir haberler de yapıldı. Yani iktidar tarafı da bunları söyledi. Ya bir rektörün siyasi bir kimliği olabilir, bu gayet normaldir. Neden öğrenciler bunu böyle abartıyor dedi. Buna da katılıyor musun? İlk sorum bu olsun. Bunlar olsun. Öncelikle katılmıyorum. Tabii bir şerhle katılmıyorum. Önce hemen şunu söyleyeyim. Kayyuma neden karşı çıkıyoruz? Kayyum fikri, rektörün sadece bir taraftan atanması fikri zaten antidemokratik bir tavır. Ve biz akademilerin demokratik alanlar olduğunu, demokratik çalışmaların yürütülebilmesi gerektiğini durmadan söyleyip duruyoruz ki bunu akademide bütün hocalarımızla beraber aslında söylüyoruz. Bunun herkes farkında. Dolayısıyla rektör atamasıyla alakalı zaten antidemokratik bir uygulama vardı önceden de. Ve bu antidemokratik uygulamayı genişletmeye çalışan, daha demokratikleştirmeye çalışan belli başlı teamülleri vardı. Hiç olmazsa Boğaziçi Üniversitesi'nin, diğer üniversiteler de bunları deniyordu. Fakat bu teamüller ilk 2016'da kırılmaya çalışıldı. Yani bu teamülü, demokratikleştirme çabasını kırdılar. Bunun uygulamasını da hemen parantez içinde belirtmiş olayım. Bu uygulama hocalarımızın kendi arasında yaptığı seçim ve bu seçimin kazananıyla beraber atanması için Cumhurbaşkanlığına iletilen bir isimle gerçekleşiyordu. Yine kararı Cumhurbaşkanlığı vermiş oluyordu. Fakat bu teamülü ilk 2016 yılında, bundan önce de 1980 darbesinde kırmışlardı. Bu teamül 2016'da kırıldıktan sonra maalesef buradan geri adım atılmadı, daha ileri gidildi. Kurumun dışından bir atama yapıldı. Şimdi tam burada elbette Melih Bulu'nun bir AKP'li olması, AKP tabanında gizli saklı bir olmayan birisi olması söz konusu. Ve burada diyorlar ki elbette hani ya birisi neden şey olamasın, siyasi bir kimliği olamasın? Ya ben öncelikle şunu söylemem lazım. Zaten demokratik bir alanda siyasi kimlikler, gizlenmesi gereken kimlikler zaten olmamalı. Benim bununla alakalı bir derdim yok. Öğrencilerin de bununla alakalı bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu bahsettiğim siyasi kimlik eğer hükümetin, iktidarın bir şekilde kendi baskı mekanizmalarını ilerletmek, genişletmek için kullanılıyorsa ve antidemokratik bir şekilde uygulanıyorsa işte o zaman o kimliğin nereden olduğu sorgulanır. Ya bugün elbette şu bir gerçek, CHP'li ya da başka birisi olsaydı ki olamaz. Maalesef bunu da biliyoruz. Yani iktidar buna müsaade eden bir iktidar değil ki olsaydı aynı tavrı tabii ki sergilemeyecektik. Ama eninde sonunda kurum içinden olmadığı için bu tartışmayı biz günümüze getiriyoruz. Yani neden kurum içinden akademik kadrodan birisi çıkmıyor da ki akademik kadroda birileri AKP'ye oy veriyordu olabilir. Bu çok normal bir şey demokratik bir Türkiye'de. Ama mesele bir kişinin AKP'ye oy vermesi ya da işte onların tırnak içinde bozmaya çalıştığımız düşündüğü gibi muhafazakar olmasıyla hiç alakalı değil. Mesele tamamen iktidarın kendi elini güçlendirmek için buraya bir atama yapıyor olması. Yani elbette ki insanların politik şeyi olabilir. Bunun yanı sıra politikleştirme meselesinden de bahsettiniz. İşin şöyle bir kısmı var. Bunun politik olduğunu okumak için, bunu söylemek için müneccim olmaya ihtiyacımız yok kesinlikle. Yani iktidarın kayyum atadığı tek yer maalesef Boğaziçi Üniversitesi değil. Yani bu şu an kaç tane HDP belediyesi kaldı kayyum atanmamış? Yani başka CHP belediyelerinde kayyum atandı. Nitekim sadece iktisadi bir problemmiş gibi şehir üniversitesine de kayyum atandı. Yani bir şekilde hükümet demek ki bunu bir politika, kayyumcu bir politika haline getirmiş. Biz öğrenciler olarak buna karşı çıkmamız lazım çünkü demokratik alanlarımızı bir bakıma daraltan bir çalışma bu. Evet, tam burada şunu sana sormak istiyorum. Şimdi dün akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu ÖTK bir açıklama yayınladı. Yani açıklamayı sen de okumuşsundur. Hepimiz okuduk daha doğrusu. Bunun bir ideolojiler üstü
bir yere evrildiğinden bahsediyorlar. Yani durumun çok işte bizim dışımızda gelişen bir şey olduğundan bahsediyorlar. Yani sen de bir Boğaziçi öğrencisi olarak yani bu ben talihsiz bir açıklama olarak görüyorum bunu. Nasıl okuyorsun bu açıklamayı? Yani zaten mevzu senin de dedim politik bir şey. Yani bu demokratik alanlara bir saldırı var. Zaten apolitiklik denen bir şey yok zaten Türkiye'de. Böyle bir şey mümkün değil. Zaten durum bu kadar politikken bu açıklamayı sen nasıl yorumlarsın? Şimdi öncelikle buradaki bana kalırsa en büyük problem. Elbette burada bir temsiliyeti de gözetmiyorum. Yani bunu kendim açımdan söylüyorum. Keşke Tabii. temsiliyeti gözetebilsem yani. Bunu çok isterdim. Şunu söylememiz lazım. Yani Boğaziçi Üniversitesi özelinde özellikle bir fanus tribi var. Bu çokça yapılan bir eleştiri zaten. Ve bu fanus tribini bütün öğrencilerimiz aslında işte bir şekilde kırmak istediğinden bahsediyor. Ama sonra bir bakıyoruz taleplerin hepsi, tartışmaların hepsi ya biz Boğaziçiliyiz tribine dönüşüyor. Yani burada maalesef bunu bir trip olarak göstermek istiyorum. Çünkü bizim gerçekten maalesef büyük bir imtiyaz alanımız var Boğaziçi'nde. Yani yıllar boyu bir şekilde korunmuş bir imtiyaz alanı var. Bu bir gerçek. Fakat bu imtiyaz alanının bizleri pasifize ettiğini görüyoruz bu tarz açıklamalarla. Şimdi dün mesela ben yani dün önceki gün beklemediğim bir açıklamayla ÖTK bildirisini sadece ÖTK değil bütün Boğaziçi öğrencileri adına bir şekle getirdi ve orada ÖTK'nın da yani temsil ettiği hem de bütün öğrencilerin temsil edildiği bir metin yazıldı ve orada bu atamanın ne kadar akademiyi ideolojiler üstü, siyaset üstü bir yerde tutmak istesek de bu şeyin atamanın politik olduğu kabul edildi. Ben bir bakıma bu dünkü şey açıklamayı biraz bu politik olma şeyinin gerisine düşmüş olarak düşünüyorum. Bir geri adım atma olarak düşünüyorum. Yani ben isterdim ki ÖTK'nın bu açıklaması biraz daha öğrenci tabanıyla iletişim halinde olup meselenin politik olduğunu gözeten öğrencileri de hatırlayarak bir şeyler, bir metin yazması olurdu. Fakat maalesef yani her zaman ÖTK'ların temsiliyet alanı o kadar kuvvetli olmayabiliyor. Yani biz de oraya müdahale edemeyebiliyoruz. Ama yine de Boğaziçi öğrencisi ya da diğer bütün dayanışma içerisinde olduğumuz öğrenciler meselenin ne kadar politik olduğunu ve hikayenin direniş ve dayanışmayla alakalı olduğunu dün gerçekten gördüler. Yani söz olarak bir şeyler söylenmiş olabilir ama bunun hepsini bizim pratik, direkt eylem alanının kendisinde gösterdiğimiz bir birliktelik var. Buradan da herkesin çok büyük ders çıkarttığını düşünüyorum, umuyorum. Evet, bir de ya dün polis müdahaleleri oldu. Yani işte dışarıdaki öğrenciler içeri alınmadı, içeridekiler dışarıya çıkarılmadı. Arada biber gazı sıkıldı ve aslında Türkiye tarihine belki de en ilginç anlarından biri yaşandı bence. Yani üniversite kapısına kelepçe takılması aslında yani bu yani inanılmaz bir şey yani. Üniversite Evet. kelepçelediler. Bundan daha öte bir fotoğraf bu hükümetin işte hükümetin üniversiteleri ki müdahalesini anlatan başka iyi bir görsel olamaz diye düşünüyorum ben. Tam bu noktada dün çok sayıda işte gözaltılar da oldu, serbest de bırakıldı insanlar ama şimdi biz bugüne gözaltılarla uyandık ve dün kimse bir şey yapmadı, değil mi? Sen de oradaydın. Demokratik bir talep aslında ve bugün gözaltılarla güne başladınız. Bugünkü gözaltıları nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl okuyorsun peki? Ya bu gözaltıların oldukça stratejik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani biz dün taleplerimizi dile getirdikten sonra yeni bir çağrı daha yaptık. Çünkü herkes Melih Bulu'nun o gün istifa etmeyeceğini biliyordu. Keşke bu işler gerçekten demokratik talepleri kale alan insanlarla yürütülebilse. Fakat kale almayacağını maalesef biliyorduk. Ve bu olmadığı için biz talebimizi çarşamba günü tekrar toplanarak bütün öğrencilerle tekrar toplanarak dile getireceğimizi ifade ettik. Fakat bu ifademizden sonra bir şekilde işte o eylem alanındaki bazı gerilmeler oldu. Bizim okula girmemize müsaade etmediler çünkü. Ya da bölmek istediler. Boğaziçi'liler girsin, diğerleri gitsin dediler. Fakat biz şunu söyledik. Bu sadece Boğaziçi değil. Siz aynı gün 4 üniversiteye daha kayyum atadınız. Üstelik siz sadece 4 üniversiteye değil, daha önce işte şehrin kapatılmasına sebep olduğunuz, şehir üniversitesinin diğer belediyelerin kapatılmasına sebep olduğunuz, bizim burada gördüğümüz en başta bütün Türkiye'de yapılan kötü bir hamle var. Bunun yanı sıra öğrenciler olarak da bir şeyler üretip konuşabilmek istiyoruz ve biz bir arada durmak istiyoruz. Mesela biz bunu Kuzey Kampüsü'nde hep beraber toplanarak bir bakıma kırmış olduk. Fakat bundan sonra bölebileceklerini gördüklerinde, çünkü Kuzey Kampüs'te 1.000 kişiye yaklaşan bir kalabalıkla biz bir forum gerçekleştirdik ve herkes çok mutluydu. BİMEKS işçilerinden, belli başlı hocalarımıza, mezunlardan, öğrencilerine kadar çok büyük bir kalabalık vardı. Ve bu kalabalık kolay kolay dağılmadı.
Fakat ne zaman ki polis ya Boğaziçi'liler girsin diğerleri gitsin dedi. İşte orada bir problem, bir kriz çıktı. Şimdi biz orada birliğimizi bir şekilde ondan sonra polisi ikna ederek diğer arkadaşlarımızla birleşerek sağladık. Fakat polis biliyor ki biz çarşamba günü tekrar geleceğiz. Ve orada işte bir bakıma bana kalırsa bir gözdağı verilmeye çalışılarak bizim arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Bu bilerek o gün yapılmamıştı. Çünkü dün bizim basın açıklamamız, eylemimiz sırasında polis normalde iki kişiyi gözaltına almıştı. Ve hatta evet, bize gözaltına almadık demişlerdi. Ve biz buna karşı çıkmamızla beraber, orada gitmememizle, dağılmamamızla beraber gözaltına alınmış arkadaşlarımızı geri aldık. Yani bir bakıma bizim orada direnişimiz, dirayetimiz o arkadaşları geri almamızı sağladı. Evet. Bunların hepsi birer gözdağıydı ve bugün yapılan da çok daha büyük bir gözdağı. Gerçekten ben bunun çok büyük bir problem olduğunu ve aslında polisin burada bir bakıma hükümetin bir parçasıymış gibi hareket ettiğini düşünüyorum. Bunu dile getirmemiz lazım. O yüzden gözaltılar bir bakıma bizi yıldırabilmeye çalışmak için diyebiliriz bence. Peki yıldırabilir mi? Hayır. Yani bunu ben gerçekten dün içimde çok hissettim. Dün bunu gördüğümü düşündüm. Yani arkadaşlarımız bir yere dağılmadılar. İlk başta okulun içine giren arkadaşlarımıza gidip ben tekrar konuştuğumda insanların bir yanılsama olarak içeri girdiğini ve şu söylediklerini duydum. Ya haklısın, tamam, gidelim ve birleşip beraber söyleyelim bu sözümü. Çünkü iş Boğaziçi'ne geçti. En başta ilk muhatap almaya çalıştığımız kişi Melih Bulu ama bu bir şeyin göstergesi aslında. Bütün bu kayyumcu hareketin göstergesi. Nitekim öğrencileri bu şekilde bunun politik olduğunu görmeden hareket ederse biz bir ilerlemede kat edemeyiz taleplerimizde maalesef. Evet, şimdi çarşamba günü yani yarın da eylemler olacak vesaire. Bugün de eylemler olacak, açıklamalar olacak. Bundan sonra neler yapacaksınız peki? Onlardan da biraz bahsedebilir misin? Bazı öğrenciler olarak. Bundan sonra yapmak istediğimiz şey sürdürülebilir bir hareketlilik inşa edebilmek. Bunun için belli başlı farklı gruplar, farklı öneriler sunuyor. Özellikle yarın bunların netleşeceğini umuyorum. Ama en başta belli başlı taleplerimiz var. Bu taleplerimizi uzun süre yinelemeye devam edeceğiz. Tabii. Hemen parantez içinde özetleyeyim. Talepler tabii şu. En başta Melih Bulu'nun istifasını talep ediyoruz. Çünkü haksız bir şekilde orada olduğunu dile getirip duruyoruz. Bunun yanı sıra hiç olmazsa demokratikleştirilmeye çalışılıyor demiştim ya bu seçimler. Evet. Akademisyenlerimizden, akademi kadromuzdan bir seçim yapmalarını, eski teamülü uygulamaya çalışmalarını istiyoruz. Tabii ki bizim talebimiz sadece Boğaziçi Üniversitesi için olmadığından bütün üniversitelere dair de şöyle bir talebimiz var. Bu sesi beraber yükseltirsek eğer rektör ataması dediğimiz olguyu demokratikleştirebiliriz. Elbette bu iş biraz ileriki adım. Çünkü yasa yaptırmaya bakıyor. Bunu da gözetmemiz lazım. Çünkü bugün rektör atamaları maalesef demokratik olmayan bir şekilde yasalaşmış durumda. Bizim bunu bir şekilde yasalaştırmamız lazım. Elbette ki nihai hedefimiz bu. Öğrencilerle beraber bu dayanışmayı sağlayabilirsek ya da akademisyenlerimizle, okul personellerimizle bunu sağlayabilirsek elde edebileceğimizi düşünüyorum bunu da. Peki son olarak şunu da sana sormak istiyorum. Yani akademi çevresinden, akademisyenlerden, öğretim görevlisi hocalarınızdan bir destek aldınız mı? İlla ki almışsınızdır. Biraz onun boyutundan da bahsedebilir misin kısaca? Ya çünkü bizim gördüğümüz, yani sosyal medyadan gördüğümüz, evet orada öğrenciler var, haklarını arıyorlar orada ama az sayıda bir akademisyen vesaire de gördük de yanılıyor da olabiliriz yani doğrusu için. Bu soruyu sana yönetmek istedim. Ben de yanılmayı umuyorum. Ya ben de çok fazla hocamızı göremedim. Fakat belki de hareketlilik halinde görememişimdir evet, diyelim. Şöyle bir problem, problem demeyeyim daha doğrusu, şöyle bir iyilik var. Akademisyenlerimiz bu konuda tepkilerini en başta gösterdiler. Bir bildiri yayınlayarak. Ve bizim de indiğimiz yerlere değindiler. Teamüllerin reddi ve antidemokratikleştirme çabalarına değindiler. Ve biz görüyoruz ki akademisyenlerimiz bu konuda vazgeçmeyeceklerini ve kabul etmediklerini dillendiriyorlar. Şimdi bunu dillendirmenin yanı sıra pratik bir faaliyete geçmemiz lazım. Elbette ortak bir harekete geçmemiz lazım. Bugün akademisyenlerimiz Güney Meydanı'nda rektör devir teslim sırasında bir eylem gerçekleştiriyorlar. Buna arkadaşlarımızın destek vermesini söyledik. Biz de bu eylemi gördükten sonra hocalarımızın bir arada daha yüksek bir ses çıkarmak için en başta gözaltılara, sonrasında söylediğimiz taleplere tekrar bir çağrı yaptık gözaltılara karşı. Bugün Boğaziçi öğrencileri ve öğretmenleri olarak saat 3'te bir basın açıklaması gerçekleştirmek istiyoruz.
gözaltına alınan arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını ve tabii ki de Melih Bulu'nun rektörlükten istifasını vermesini ve hocalarımızın da bir şekilde eski teamüllere uygun bir seçim yapabilmelerini dile getireceğiz. Çarşamba günü de yarın saat 14'te Güney Kapı önünde bütün destekçilerimize de bir çağrı yaptık. Demokratik basın açıklamamızı gerçekleştirmek istiyoruz. Peki. Arif, çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, Boğaziçi Üniversitesi Tarih 1. Sınıf Öğrencisi Arif Sarıyaşar'la birlikteydik. Dünkü polis müdahalesini ve neden kayyum rektöre karşı çıktıklarını ve bugünkü Boğaziçi'li öğrencilerin gözaltına alınma sürecini kendisiyle konuştuk. Bilindiği gibi Melih Bulu 2021'in başında, yani 2-3 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü olarak atandı. Diğer 4 tane daha farklı üniversiteye dair yeni rektörler atanmıştı. Boğaziçi'de öğrenciler ve aslında birçok üniversitedeki öğrenciler kayyumlara karşı Boğaziçi özelinde genel bir tepki gösterdi. Dün de bunun somut halini Boğaziçi'nde gördük ve polis müdahaleleri vesaire de gerçekleşti. Yarın başka bir bölümde başka bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.